Arkadaşlar, bu davul fırına termostat takmıştım. İki video çekmiştim ama sanırım yine anlaşılmayan noktalar olmuş. Gelen talep üzerine üçüncü videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi termostatı şuradan uygun bir yere monteledim. Prizden gelen kablo bu. Bunun üç tane ucu var biliyorsunuz. Bir tanesi şu sarı olanı toprak. Davula monteli biliyorsunuz. Ona dokunmadım. Bir tanesi şurada görünen kahverengi olanı anahtara gidiyor. Ona da dokunmadım. Üçüncü kablo mavi. Şurada görüyorsunuz. Onu termostadın üstünde 3 tane bağlantı yeri var. Şöyle kenara çekeyim daha iyi gözüksün. 2 yazıyor. Ortadaki 1, diğeri de P. Şimdi ortadakine prizden gelen mavi kabloyu taktım. Termostadın üzerindeki P yazan yani çıkış kısmından bir kablo ile aldım. Bunu ben yaptım. Buradan aldığım kabloyu getirdim. Şurada bir klemens var. Bu klemens alt ve üst rezistanstan gelen kablolar ile şurada lambaya güç veren şuradaki kahverengi kabloyu birleştiren klemensti. Buradan kırmızıyla aldığım gücü, termostattan aldığım gücü getirdim. Gördüğünüz gibi şu klemensin lambaya giden kahverengi ucuna taktım. Dolayısıyla termostatı lambada sonlandırdık. Girişini bir nolu yerden verdik. Termostatın gazlı ince borusunu ise şu delikten içeriye dikkatlice soktum. Kırılmaması lazım. Şuradan yürüttüm ve fırının içine kadar soktum. Onu da size göstereyim. Şurada. İşte bu da gazlı termostatın ucu. Benim alttan soktuğum, dikkat pardon, üstten soktuğum dikkatlice. Arkadaşlar uyarmış olayım. Bu işten anlamayan, eli yatkın olmayan, teknik bilgi ve becerisi olmayan bu işlere yeltenmesin. Sonuçta elektrik işi. Bunun nasıl çalıştığını görelim. Şalteri kaldırıyoruz. Fırının termostatı şu anda sıfırda. Çalışmıyor. Düğmeye bastık. Yine çalışmıyor. Termostatı açıyoruz. Evet. Şimdi termostatı düğmesini düşürüyoruz. Şu anda hava soğuk. Yaklaşık 50 derecede yanıyor. Düşürelim. Söndü. Termostatı çalıştıralım. Çalıştı. Bu üstteki rezistans kapandı.
Alttaki kapandı. Üstteki açıldı. Alttaki açıldı. Olay bu arkadaşlar.